Karanlık mı çıkıyoruz biraz? Evet, karanlık. Şöyle, evet. Merhaba arkadaşlar, günaydın herkese, nasılsınız? Ben kahvaltımı yaptım, çayımı içiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün akşama yemek hazırlayacağız. Ne yapalım? Bir fikriniz var mı? Dolma biber yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Dün söylediğim gibi dışarıda kalmıştık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün evdeyiz. Bugün dışarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden derseniz acayip derecede bacaklarım çok ağrıyor. Ayaklarım çok ağrıyor. Parmaklarım çok acıyor arkadaşlar. Herhalde ayakkabı da sıkıyordu biraz. Bu hamilelikten midir nedir bilemiyorum, çok şişmişsin falan fistan dediniz ya, ayaklarım da büyüdü galiba, şişme değil büyüdü, numarası büyümüş diyelim. O yüzden ayakkabılarım artık dar geliyor, sıkıyor, ne yapacağımı bilemiyorum. Ondan sonra yeni ayakkabı almam lazım ya da belki doğumdan sonra düzelir. Bilemedim yani. Şimdi şuradan saçım gözüküyor. Biraz darmadağınım bugün, kusura bakmayın. Öyle işte, bir keyif çayı yapıyorum. Ay aslında var ya. Ne bileyim. Neyse. Bugün dediğim gibi dolma biber yapacağım. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bakalım arkadaşlar. Ne yapalım, ne edelim bakalım. Ay, yoruldum. İçimi fazla yapayım diyorum da şey, peki nasıl söylesem, yaprak sararım, buzluğa atarım içimi, daha sonra yaprak sararım. Lahanam var, lahana sarması da yapabilirim. Şu an çok karmakarışık duygular içindeyim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar, pirincim, maydanoz ve soğanımı hazırladım. Salçam, tuz, nane kullanacağım. Aslında birazcık da pul biber kullanabilirim. Evet, biberlerimi ayıklamıştım. Lavabom biraz pis, kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Pul biberimi de koydum. Nanem de var. Bu dolmanın içine pirinçlerimi koyduktan sonra, yerleştirdikten sonra içine iki kaşık koyuyorum. Ondan sonra bunlar da kapağına yapacağım domatesler, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, ben şimdiden hazırlamaya başlayayım. Evet. Bebişimizle yapacağız bir şeyler. Vallahi siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben elimle yapmayı, elimle karıştırmayı seviyorum. Dediğim gibi. Tamam, pirincimizi aldık. Soğanımızı koyduk. Maydanozumuzu da koyduk. Ondan sonra bu biraz çok. Bu iç çok. Ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra pul biberimizi de attık. Çok baharatlı yeme diyorlar ama evet arkadaşlar, ben kendime göre yapamıyorum yemekleri. Eşime göre yapmam lazım. Tuzumu atıyorum. Sosumda da tuz var. Çok fazla atmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ha, bu tuzun ağzına çıktı değil mi? Hatırlayamadım birden. Birazcık da nane. Aslında taze nane kullanabilirdim. Kullanmalıydım. Ama böyle kullanmadım. Salça. At, başka koymak istediğim bir şey var mı? Bilemedim. Ha, yağ koyayım. Aa.
Yağ koydum. Ondan sonra ne yapacağız? Karıştıracağız ama karıştırmadan önce koymak istediğim var mı? Ona bakıyorum da. Biraz karabiber koyayım mı? Biraz karabiber. Kardeşim bu videoyu gördüğü zaman çok baharat koydum diyecek ve bana kızacak. Pınar Özmen yani benim kız kardeşim. Onun da kanalı var, bilginiz olsun arkadaşlar. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız varsa desteğini olsun. Evet, kız kardeşim gördüğü zaman diyecek ki çok şey koydun diyecek. Baharat koydun diyecek. Şöyle pirincimiz rengini alsın. Evet arkadaşlar, içimi karıştırdım. Rengini görüyorsunuz. Aldı. Ben şöyle şu etrafı bir toparlayayım. Ondan sonra doldurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, doldurmaya başlıyoruz. Çok doldurmuyorum. Çünkü pirinçler şişecektir. Ben kırık pirincim de yoktu. Normal pirinçle yaptım. Artan pirinci de kullanmayı düşünüyorum. Yani içimi. Bilginiz olsun. Nerede kullanacaksın dersen, derseniz. Geçen videomda lahana almıştım. Pazar günü. Bugün salı biliyorsunuz. Onu da kullanabilirim. Şey yapabilirim. İstemiyorum ama olsun. Dolmaların içine kullandığım şey de salça artı domatesi ince ince kıyıyorum ve rondadan geçiriyorum. Sos haline getiriyorum. Sos haline getirdikten sonra gördüğünüz gibi orada kırmızı sos böyle tarzında bir şey vardı. Onu kullanıyorum. Hem tenceremin içine döküyorum hem de dolmalarımın içinde kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Dolduralım, ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, aslında bütün biberlerimi doldurdum ama tenceremde şöyle bir açıklık kaldı, görüyorsunuz. Pirincim bu kadar kaldı. Çok bir şey kalmadı aslında. Ama şöyle göstereyim, biberlerim var. Bunları da dolduracağım. İçine koyacağım. Pişmesi için. Şöyle dik koyduğum zaman bunu buraya, bunu da buraya. Oluyor ya. Güzel oluyor yani. Şunu şöyle, şunu da şöyle. Aslında birer, bir tane daha olabilir. Ama bir bakayım. Bence oldu arkadaşlar. Bunları da böyle biraz şey yapayım. Doldurayım. Doldurayım, ondan sonra göstereyim size. Olur mu? Hem renk katar biraz, olmaz mı? Çok renksiz oldu. Yeşil yeşil. Şöyle dolduruyorum. Ama şöyle bir şey. Biliyorsunuz. Şöyle.
Evet arkadaşlar, hepsini hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Nasıl duruyor? Ben çok beğendim. Bayıldım. Şunlar fazlalık kızartmalık biberlerimden kullandım. Bu 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 bu. Ama olsun. Ben şimdi bunların soslarını falan dökeyim. Ondan sonra domateslerini falan koyayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Hazırladım. Her şeyini de yaptım. Biber dolmamı görüyorsunuz. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ben çok beğendim. Biber dolmasını çok seviyorum. Eşim de seviyor ama eşim böyle çok fazla yiyemiyor. Ben yiyorum genellikle. Olsun. Neyse arkadaşlar. Ben bunu ocağa atayım artık. Eşim bugün saat 10'da gelecek ama olsun. Birisi beni aramış. Kim aramış acaba? Bilmiyorum. Duymadım. Sesi kısık da herhalde telefonumun. Neyse biz bunu ocağa atıyoruz arkadaşlar. Sonra piştiği zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dolma biberim pişti. Pişti. Şöyle göstereyim. Ben kendime şöyle bir tabak hazırladım. Gördüğünüz gibi. Acıktım çünkü bayağı bir acıktım. Onu yiyeceğim. Ondan sonra bu da benim tencerem. Koskocaman yaptım. Vallahi bayağı yaptım yani. Bu bize yetmesi lazım. Bir iki gün gibi. Ama yarın bu akşam yenilir, yarın yenilir, yarın öğleden sonra biter. Akşama tekrar yemek yapmam gerekir bence. Neyse arkadaşlar, ben bayağı acıktım. Daha yeni aldım ocaktan. Biraz soğusun diye bekliyorum ama bakalım. Gördüğünüz gibi mutfağımı dağıttım. Toplamam gerekiyordu. Ama toplayamadım. Neyse. Toplarız. Sıkıntı değil. No problem. Sıkıldım evde. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Dışarı çıkıp gezmek, dolaşmak istiyorum. Ama bu saatte nereye gidebilirim? Saat 5 olmuş. Bugün salı. Bilemedim arkadaşlar ne yapacağımı, ne edeceğimi. Kafam karışık. Neyse. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Lütfen. Teşekkür ederim şimdiden. Görüşürüz. Konuşamadım ya. Ne diyeceğimi bilemedim. Görüşürüz.